yine yağmurlu bir İngiltere sabahında motor sürüyoruz. Isle of Man'den ayrıldık. Leicester'a gittik, Hinckley'e gittik. Hinckley'de Triumph fabrikasını çektik. Oradan EBC fabrikasına geçtik, onları çektik. Şimdi Dover'e gidiyoruz, Felixton'a. Oradan trenle, vapurla artık bir şeyle Fransa'ya geçeceğiz. Türkiye'ye dönüş yolumuz uzun ve maceralı ve bir o kadar da hırgürlü. Ve yağmur hep var. Hep yağmur vardır. Bazen bir kesilir, sonra tekrar başlar. Güzel, güzel yağmur yapar yani bu yollar. Bu yolların yağmuru meşhurdur. Bu arada benim motor basmayınca çok daha az yakıyor diğer motora göre. Diğer motor 3 silindir. Beyazusta. Bu motor 2 silindir. 2 silindir ve aralarında 500 cc hacim farkı olmasına rağmen benim bu motor daha büyük hacimli olmasına rağmen daha az yakıyor. Basmayınca şaşırtıcı durumlar. Böyle işler. Buradan Fransa'ya gideceğiz. Fransa'dan İtalya'ya gideceğiz. İtalya'da Ducati fabrikasına uğrayacağız. Bakalım bize oradan iki sürprizler bekliyor olacak. Londra'yı pas geçtik. Canterbury yolunda gidiyoruz. Oh, köprüden geçiyoruz. İngiltere'den çıkmamıza asfaltı. Folkestone'a geliyoruz. Buradan tünele gireceğiz ve tünelden de trenle Fransa'ya geçeceğiz. İngiltere'de geçirdiğimiz zaman da hamburgere doyduk. Çünkü doğru düzgün bir İngiliz yemeği yok. Olanlar da işte hindi eti, hindi eti falan. Kendi yemeği olmayan bir ülke burası. İşte habire bacon var sağda solda, habire domuz eti var yerseniz. Yemezseniz o zaman McDonald's'a talim var. Gemilerde talim var. İngiliz bir yarim var. Böyle. Ondan sonra şişman insana, yaşlı motorcuya falan doyduk. İngiltere biraz yağmurlu, soğuk ve yaşlıydı. Biraz sonra tünele gireceğiz. Tünelden geçeceğiz Fransa'ya. Tünelde tren var bizi bekleyen. 15 dakikada bir tren kalkıyor. Trene dolduruyoruz araçları. Öyle gidiyoruz. Gelirken feribotla gelmiştik. Biraz uyumuştuk çünkü otelsiz kalmıştık gece. Bu sefer daha farklı sistemler olacak. Biraz plansız olunca öyle oluyor. Fransızlarla hafif dalga geçiliyor ama abi gel de dalga geç. Herifin yemeğiyle burası kıyas kabul etmiyor yani. Yolu da fena. De départ par heure. Saatte 2 kalkış varmış. Yarım saatte 1'e düşmüş. Eyvah eyvah. Ha, buraya tır girmez. Bilmem ne olmaz. Okey. Gel. Thank you. İşte bu da bilet işi. Her bir numara varmış burada. Will Smith, Burger King. Ye, iç, sıç. Her yol var. Trene binmeden evvel. Mind the traffic. Böyle bak. Turismo Veloce 800. Şunun güzelliğine bak. Tunnel'a girmek için bayağı bir süreç varmış. Burada pasaport kontrolü, araç kontrolü vesaire. Dolayısıyla biz biraz geç kalmış olabiliriz. Biraz trenin rötar yapmasına neden olacağız herhalde. Bekleşiyoruz. Treni boşaltıyorlar. Biz bineceğiz. 10 dakika falan rötar yaptırdık galiba treni. Başka ülkelerden motorlular var. Hepimiz Kara Avrupa'sına geçmenin hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. Evet, şimdi
Nereye giriyormuşuz? Bunlar kayboldular galiba. Galiba bu değil mi? Evet, bu. Kaybolan İsviçrelilerimiz var önümüzde. Şu trene bindirecekler bizi. Ağzında kahvesiyle kenara bekle dedi. Köpekli tren. Peki o kadar araba nereye gitti dayı? Buradan çıkmadı hiçbiri. Böyle sirk gibi giriyorlar ve yok oluyorlar. Nereye gidiyorlar? Hiç oldular o tren içinde. Buradan giriyor. Buradan kimse geçmiyor. Ne bu? Sihir mi bu? Büyü mü bu? Ne bu? Oyda. Ha yukarı çıkıyor. Pezavengi. O yüzden yok oluyor. Ben de diyorum nerede bu kadar araba? Hani bir park etti, iki park etti. Ne oldu öyle? Yani aslında klostrofobik bir durum. Çünkü hani okyanusun altından trenle geçme fikri çok güzel gelmiyor aslında kulağa. GTR'lar, R8'ler, herkes sırayla feribota, trene biniyor. Trende herkese yer var. Fransa'ya geldik. Eurotunnel'la şimdi trenden çıkıyoruz. Allah! Benim çocuğum olmayacak bu trenin bu çukurlarından ya. Bagajlar biraz sıkıştırdı arkayı. Önü bayağı bir depoyla bagaj arasında kaldım. Thank you. Teşekkür ederiz canım. Evet, vardınız, rahat ettiniz. Kale'deyiz. Padokale deniyor buraya aynı zamanda. Hani kale adımı. Kaleye bir adım gibi. Deniz kenarında güzel bir, şirin bir şehir. Deniz kenarı şehri. Manş denizine bakıyor. İzmir güneşi. La Chevalin. At eti satıyorlar burada. Hop, yayaya yol ver. Yayaya ve minik köpeklerine. Bunların minicik köpekleriyle nasıl mutlu mesutlar? İstanbul. İstanbul. Her yerde bir İstanbul. İstanbul, ha nereye gitsem karşıma çıkıyor. Kaçamadığım bir anı gibi. İstanbul. Bir tane de Antalya var içeride. Deniz kenarında. Ondan sonra burada Türk çok. Kaleye kadar gelmişiz. İzmir var geride. İzmir ışığı mı? İzmir parıltısı mı? Öyle bir şey ismi. Bir de restorancıların çoğu Türk. Çoğu Türk. Nedense restorancılığı bu herifler, yani Fransa'da bile hani Fransız mutfağı falan hesabı bize bırakmışlar abi. Gündelik yemek işini biz güzel çözüyoruz abi. Böyle bir huyumuz var. Güzel gündelik yemek yapıyoruz. Yani böyle hani fast food işi bizde baba. Aha bak 50'lik geçti gene. Kıyafetçi hop otobüse yol verdi. Otobüse bak cüce. Cüce ama ne kadar medeni bak. Alçak olduğu için kolay biniliyor. Buyurun. Buyurun. Hop. Ben de şu yıkamacıya dalı dalı vereyim hemen. Laverie otomatik. Burada güzel çamaşır yıkanıyor. Buyurun.
Ve kaleden uzaklaşıyoruz. Evet, yol verin diyor. Bakıyoruz, yol boş. Gel. Özledim. Pahalı otoban özledim. Sağdan gidiyoruz, sağdan, sağdan, sağdan. Oha, rüzgara bak. Rüzgara bak, ağaçlar yatıyor. Barkun'un seyir defteri. Seyahatte 20. güne geldim. İstanbul'dan çıkalı 4994 kilometre oldu. Motor 23.380 kilometreye geldi. Yakında desmo bakımına girmesi lazım. Ekibimdeki diğer arkadaşın aynaları kalmadığı için artık ona sürekli giriş çıkışları, sonlamaları vesaireyi ben söylüyorum. Artık birbirimize tahammülümüzle azaldık. Yol bitmek bilmeyen bir seyahate dönüştü. Bir yılan gibi önümüzü uzadı ve ağzımızda bir lokma gibi büyüdü. Sadece akıl sağlığı da gitti. Mürettebatın yarısını ben yedim. Açlık, mevzisizlik, bakımsızlık bizi çok zorladı. Kaleye vardığımızda bir süre kirli çamaşırlarımızı yıkamak için yer aradık. Ancak bugün yarım günümüzü çamaşırla kaybettikten sonra yola çıkabildik. Şimdi Selomer'e geldik. Daha yola yeni çıkmamıza rağmen benim hemen uykum geliyor. Artık habire uykum geliyor. Gel çık çık! İstanbul'da neler oldu biz yokken? Uzunca bir süredir yoldayız. Bakalım ülkemiz ne vaziyette bizi karşılayacak. Bu arada daha uğramamız gereken 3-5 adres daha var. Sonra verelim Türkiye. Fransa'dayız. Dijon'a doğru gidiyoruz. Hani Hardalı'yla meşhur Dijon'a. Dijon'dan aşağıya İtalya'ya gideceğiz. İtalya'dan Bologna'ya geçeceğiz. Ve Ducati fabrikasına uğrayacağız. Oradan da Hırvatistan, Sırbistan, Rusya'da falan derken keskin sağ viraj. Sen benim süratime bakma, daha yavaş gir viraja. Ben şu Mercedes'i biraz kovalayacağım. Kartonunuzu bulunuz. Sonra kredi kartınızı çıkarınız. Sok. Bunda kredi kartını 2 numaralı s**ke sokuyorsun. Dijon'da uyandık. Oh. Her tarafımız tutuk. Dün akşam 550 kilometre yaptık. 560 kilometre galiba. Kale Dijon. Şimdi buradan Bologna'ya gidiyoruz.
Ducati fabrikasına. Nasıl? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Ah. Çile belli bül. Ana. Böyle gariplikler oluyor tabi. Şeye doğru, Desmo bakımına doğru böyle tuhaflıklar olur. Polonya'ya doğru yola çıkıyoruz. Yol serbest, gel. Hava da sıcak ya. Hava da sıcak. Dijon'dan Polonya'ya gidiyoruz. 700 küsur kilometre. Avrupa'yı baştan başa her açıdan geçtik. Geçiyoruz. Solumuz İsviçre. Sağımız İtalya, geride kalan yer Fransa. Evet, tüneller zincirine geldik. Şimdi defalarca tünelden geçeceğiz. Sonu gelmeyen tüneller diyarı. Job diye bir film vardı. İtalyan işi. Bunun daha sonra tekrarını da çektiler. Orijinalinin eskisinin başında böyle bir dağ yolunda spor bir arabayla bir abi gazlamaktadır. Sonra onda bu şarkı başlar. Böyle bir günde, böyle günlerde hep seni hatırlarım. Hep aklımdasındır diye. On days like this when skies are blue and fields are green, I look around and think about what Engelbert Humperdinck'in nefis bir şarkısı. And then I hear sweet music. Burası Krater Gölü. Vay vay vay. Yanında da kalesi var. Medeniyet böyle bir şeydir işte arkadaşlar. Arabın çorabın itin uğursuzun anlayamayacağı bir şeydir. Sığır s**kinin gidip kendini patlatmasıyla yıkamayacağı bir şeydir. Böyle bir şeydir işte. Aha. Teleferikte çıkıyorlar. Yukarıdan atlıyorlar. Çok güzel. Migros. Al işte. Buyurun. Migros İsviçre markası ya. Bir dakika, bir dakika. Gel, gel, gel. İyi de motor işareti burada. Ben anlamıyorum ki bunların derdini. Ah, buyur. €4'yü ver de rahatla. Bulutların üzerinde
Hadi Mont Blanc'ı bir daha geçelim. Burada çok keskin sağ. Birinci vites. Keskin sol. Keskin sağ ileride. Önce bir sol var. Sonra sağ. Birinci vites. Siyah izin üstüne çıkmamaya çalış. Bonjour. Maintenant, vous pouvez aller parce qu'il y a besoin de 150 mètres. La vitesse maximale est 70. İçeride maksimum sürat 70. Mont Blanc, müthiş. İngiltere'den Isle of Man'den dönüş yolunda önce Fransa, Fransa'da Tapagaz gidiş, ardından Kale'den buraya Milano'ya geldik. Önce Dijon'a vardık, Dijon'da hardalla bir ağzımızı yaktık, oradan Milano'ya geldik. Milano hala Avrupa'nın en önemli merkezlerinden biri. Hani biri Paris'tir, biri Milano'dur. Bu adamlar finansta, turizmde, eğitimde, teknolojide, her alanda, modada vesaire de hakikaten en öndeler. Burası da meydanları, Duomo Meydanı. Şimdi katedralin olduğu meydanda konser falan da veriyorlar ama hani terör saldırısı olur diye dağ taş polis olmuş. Her tarafı kapatmışlar, etmişler, eylemişler. Fakat hala akın akın turist var burada. Tuhaf bir şey var Avrupa'da. Şunu gördük. Ne İngiltere'de, ne Fransa'da, ne İtalya'da hiçbirinde terörist bir saldırı olduğu zaman etrafı kapatıp organizasyonları iptal etmiyorlar. Diyorlar ki biz öyle yaparsak o zaman teröristler başarılı olmuş olur. Onların derdi zaten bizi sindirmek, hayatımızın akışını durdurmak. Biz diyorlar hayatımıza devam edeceğiz. Evet, ölenlere üzüleceğiz. Belki daha fazla istihbarat yapacağız ama hayatı durdurmayacağız. Böyle hani işte ölenlere saygımızdan konseri iptal ettik falan, öyle şeyler yok abi. Yarışı iptal ettik, yok abi. O teröristi başarılı hale getiriyor. Bu çok mühim bir nokta arkadaşlar. Ben buna çok hayret ettim. Hani bizim ülkemizde bir sene boyunca hiçbir şey yapamadık. Terörist saldırı üstüne terörist saldırı, hiçbir şey yapmıyor. Böyle durduk. Yas var, yas var, bekliyoruz. Burada da yas var ama hayat devam ediyor. Tuhaf, garip. Milano'ya gelecek olursak, Milano yazın yanıyor. Biz hep buraya kışın gelmiştik hep fuar sebebiyle. Hep donmuştuk. Milano tabii hani Mediolanum diyor Romalılar. Enteresan bir yer. Böyle simgesinde domuz falan, yaban domuzu var. Tüyleri bir garip falan. Böyle enteresan hikayeleri var. Keltlerin buraya gelişi, ardından 222'de İsa'dan önce Romalıların burayı alışı, sonrasında buranın hep bir tekstil merkezi oluşu ve tekstilin gitgide büyüyerek daha sonra buranın işte meşhur Milano'nun kumaşı, modası vesairesi haline gelmesi için ve hep buranın bir ticari merkez olması. O kadar miras boşuna gitmemiş, al işte yani. Görüyorsunuz hakikaten mimarisi ayrı, insanı ayrı, zenginliği ayrı, acayip bir şehir burası. 8.8 milyon adam yaşıyormuş ama 1 milyon turist varmış habire. Oteller hep full, yer yok. Yaz kış. Bu sebeple de acayip bir iş. Hani katlanarak artıyor, üst üste geliyor. Bir de buranın bir başka özelliği var. Hani bizim İstanbul'la ilgili bir hikayemiz vardı ya, Konstantin
İstanbul'a hep Konstantinopolis diyordu bu ecnebiler, biz de gıcık oluyorduk. Konstantin'in şehri niye diyorlar falan. İlk Konstantin, Roma İmparatoru Konstantin, bütün diğer rakiplerini tepeledikten sonra buraya gelmiş ve burada Milano açıklaması diye bir şey hazırlamış. Ve burada artık Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanları kesmeyeceğini, doğramayacağını ve onlara eziyet etmeyeceğine dair bir açıklamada bulunmuş. Bu sebeple de Milano'ya çok önem veriyorlar Hristiyanlık tarihi açısından. Değişik bir yer, çok acayip bir yer. Yani tabii unuttuğumuz bir takım serbestlikleri ve rahatlıkları da gördüm orada böyle yani. Sokakta içki içen var falan. Hani hiçbir şey yasak değil. Çok değişik. Özlemişiz. Özlemişiz. Son 10 senede, 15 senede kaybettiğimiz özgürlükleri özlemişiz. Buradan çıkışta Milano'dan Bologna'ya gidiyoruz. Bologna'da Ducati fabrikasına uğrayacağız. Bizim motorlar, Panigale falan nasıl yapılıyormuş ona bir bakacağız. Sonra oradan Hırvatistan, Zagreb, oradan Sırbistan, sonra Bulgaristan, sonra Türkiye. Uzun bir yolumuz var daha.